NATO bir savunma örgütüdür. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan Sovyet tehdidine karşı Avrupa ülkelerini korumak üzere oluşturulmuştur. Türkiye de 1952 yılında NATO'ya üye olmuştur. NATO'nun en büyük fonksiyonu ve başarısı caydırıcılığıdır. Yani aslında NATO asıl tehdit olarak görülen Sovyetlere karşı herhangi bir dönemde bir savaşa girmemiştir ve caydırıcılığıyla bu güvenliği sağlamıştır. O bakımdan da aslında kendi misyonunu yerine getiren önemli bir siyasi boyutunda olan ama asıl fonksiyonu savunma olan bir örgüttür. NATO zaman içerisinde genişlemiştir. Fakat bu genişleme için daha önceki bütün NATO ülkelerinin onayı gerekir. Türkiye'de 1952'den sonra üye olduğunda her genişleme safhasında girecek olan yeni ülkelere onay vermiştir. Şimdi de tabiatıyla mesele NATO'nun bu son genişlemesi, yani İsveç ve Finlandiya'ya yönelik genişlemesi bağlamında gene Türkiye'nin onayı aranmaktadır. Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak istemelerinin temel sebebi NATO'nun güvenlik şemsiyesinden faydalanmak. NATO'nun asıl savunma alanındaki başarısı bu caydırıcılığı temin etmek olmuştur ve nitekim aslında Ukrayna özelinde de bu farklılık görülmektedir. Çünkü mesela Ukrayna NATO'ya daha önce üye olabilmiş olsa çok muhtemelen bu Rus saldırısıyla karşılaşmayacaktı. Çünkü NATO'nun sağlamış olduğu 5. madde temelindeki ortak güvenlik imkanından faydalanacaktı. Diğer NATO ülkelerinin kendisine yardım etme mecburiyeti ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla ülkelerin NATO'ya ilgi duymalarının temel sebebi bu. İkincisi, bir de NATO'nun sağlamış olduğu bu güvenlik şemsiyesinin bir nükleer boyutu var. Dünyada çok az sayıda nükleer silah var. Dolayısıyla ülkeler NATO'ya girmekle aynı zamanda işte Amerika'nın, kısmen İngiltere'nin, Fransa'nın nükleer şemsiyesinden de yararlanmaya başlıyorlar. Bu da kendilerini bir nükleer güce sahip bir ülke tarafından tehdit edilmeleri durumunda onlara benzer şekilde bir nükleer caydırıcılık imkanı sağlamış oluyor. NATO'nun açık kapı politikası uzun zamandır var. Buradaki temel koşulda Avrupa ülkelerinin NATO'ya eğer arzu ettikleri takdirde ve şartları yerine getirmeleri durumunda üye olmaları. Bu otomatik bir süreç değil. Ülkeler NATO'ya başvurabiliyorlar ama NATO'da bu gelecek olan ülkenin, yani müstakbel aday ülkenin gerçekten NATO'nun savunmasına, NATO'nun güvenliğine bir katkıda bulunup bulunmayacağına dair bir inceleme yapıyor. Eğer bu inceleme sonucunda olumlu bir sonuç çıkar ise o zaman bu bütün NATO ülkelerinin onayına sunuluyor ve arkasından bu süreç gerçekleşiyor. Bazı ülkelerde mesela geçmişte özellikle Balkan ülkelerinde onların bir hazırlık dönemi geçirmesi de şart koşuldu. Kendi silahlı kuvvetlerini NATO'ya hazırlamak anlamında. Fakat İsveç ve Finlandiya'da böyle olmayacak çünkü onlar zaten son derece hazır gözüküyorlar. Onun için İsveç ve Finlandiya'nın sürecinin çok daha hızlandırılmış bir süreç olması beklentisi mevcut. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı NATO'nun bir hani zafiyet içerisinde bulunduğunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü bir kere Ukrayna NATO üyesi değil. Dolayısıyla NATO'nun kendi ülkelerine sağlamış olduğu o 5. madde temelindeki güvenlik şemsiyesinden faydalanan bir ülke değil Ukrayna. O nedenle zaten Rusya'nın saldırması karşısında NATO'nun devreye girip Ukrayna'yı savunması şeklinde bir beklenti de çok gerçekçi olmayacaktı. Ve bu NATO, özellikle NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından da ifade edildi. NATO Ukrayna nedeniyle Rusya ile bir savaşa girmek istemiyor. Dolayısıyla NATO'nun Ukrayna'da Rusya'ya yönelik bir doğrudan savaşa girecek şekilde hareket etmesini beklememek lazım. Buna karşılık NATO ülkeleri
Ukrayna'ya silah yardımında bulunuyorlar ve Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı daha güçlü biçimde savunması için yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu örnekte bir konuyu daha, çok önemli bir konuyu daha belki hatırlamakta fayda var. O da gerçekten de NATO üyesi olmakla NATO üyesi olmamak arasında çok ciddi bir güvenlik farkı var. Çünkü bu örnekte de gördüğümüz gibi NATO üyesi olmayan bir Ukrayna'da NATO bu ülkeyi savunmak için devreye girmiyor ve Rusya'ya karşı böyle bir mücadele içerisinde doğrudan bulunmak istemiyor. Tabii bu Ukrayna'daki NATO'nun ne şekilde pozisyon aldığından da yola çıkarak NATO'nun özellikle Fransız Cumhurbaşkanı Macron tarafından geçmişte ifade edilen bir hani NATO'nun deyim ölümü oldu şeklinde bir ifadesi vardı. Bunu da ben çok haksız bir eleştiri olarak buluyorum. Çünkü burada Macron'un asıl yapmak istediği aslında kendi siyasi vizyonu olan Avrupa'nın bir askeri kapasite, bir güvenlik kapasitesi geliştirmesine yönelik bir yol açmak istiyor Macron ve bunu da biraz NATO'nun zayıfladığı, NATO'nun artık Avrupa'nın güvenliğine hizmet edemeyeceği kanısını oluşturarak bu zemini yaratmak istiyor. Dolayısıyla Macron'un sözlerini bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yoksa NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Hatta tam tersine Ukrayna örneğinde gördüğümüz gibi aslında NATO Rusya'ya karşı verilecek olan tepkinin Batı içerisinde görüşüldüğü, ortak karar alındığı bir mekanizma olarak da aslında bu dönemde çok faal oldu. Şimdi Türkiye 1952 yılından bu yana NATO üyesi. Türkiye'de şöyle özellikle belli başlı yayın kuruluşlarında çıkan bazı uzmanlar söylemlerinde Amerika ile NATO'yu çok birlikte değerlendiriyorlar. Bu yanlış bir bakış açısı. Yani Türkiye'nin Amerika ile olan sorunları bir anda NATO ile olan sorunları haline dönüşüyor bu söylemde. Bu doğru değil. Evet, Amerika NATO'nun en önde gelen, en kuvvetli, en fazla sözü geçen ülkesi. Ama NATO öyle çalışmıyor. Yani Amerika'nın her istediği NATO içerisinde olmuyor. Çünkü NATO kararlarını oy birliğiyle alan bir örgüt. Dolayısıyla her ülkenin aslında bir veto hakkı var. Ve zaten bugünlerde Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le yürüttüğü diplomatik müzakerenin arkasında da Türkiye'nin genişleme gibi bir konuda veto hakkına sahip olması. Dolayısıyla NATO eşittir Amerika demek doğru değil. Ama buna karşılık tabii NATO içerisinde her ülke kendi görüşünü, kendi pozisyonunu savunmaya çalışıyor. Ama geneline baktığımız zaman Türkiye'nin NATO üyeliği hem NATO'ya çok ciddi katkıda bulunmuştur. Türkiye NATO'nun ikinci büyük ülkesi asker sayısı bakımından. Çeşitli NATO operasyonlarına katılan ve bu bağlamda kendi imkanlarıyla NATO'ya güvenlik sağlayan bir ülke. Ama tersi de geçerlidir. Yani NATO da Türkiye'ye güvenlik sağlamıştır. Hem caydırıcılık bakımından güvenlik sağlamıştır. Hem de Türkiye'nin zaman zaman karşılaştığı bazı güvenlik risklerine karşı NATO da Türkiye'ye yardımcı olmuştur. 2015 yılında Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi, Irak Savaşı sonrasında Türkiye'ye füze savunma sistemlerinin yerleştirilmesi, daha genel olarak Türkiye'nin zaten NATO şemsiyesi altındaki füze savunma kalkanından faydalanması, ki bu sistemin en önemli unsurlarından biri Malatya'daki, Kürecik'teki radardır. Dolayısıyla birçok açıdan baktığımızda hem Türkiye NATO'ya güvenlik sağlar, hem de NATO Türkiye'ye güvenlik sağlar. O açıdan bütün bu değerlendirmenin ışığında da bu iki tarafa da fayda sağlayan bir ilişkidir. Şimdi tersini de çok kısaca anlatmak lazım. Mesela Türkiye NATO'dan çıkarsa ne olur? Mesela ilk aşamada şu olur. Türkiye'nin 1995 yılından bu yana bir savaş nedeni olarak ilan ettiği Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması olur. Çünkü o zaman Yunanistan karasularını 12 mile çıkardığında, Türkiye de bunu savaş nedeni olarak gördüğünde NATO dışında kalmış bir ülke olarak bir NATO ülkesine savaş açmak durumunda kalacak. Ve bütün NATO'yu karşısına alacak ve Yunanistan da bu zaten varsayımdan hareket edecek.
Bir başka örnek Kıbrıs'la ilgili. Türkiye NATO'dan çıkarsa Güney Kıbrıs Rum yönetimi ertesi gün NATO'ya girer, başvuruda bulunur. Ve kısa sürede aslında orada Türkiye'nin bir işgalci ülke olduğu savıyla bütün NATO'yu Türkiye'ye karşı hareketlendirmeye çalışır. Dolayısıyla birçok açıdan baktığımızda hem NATO'nun Türkiye'ye sağladığı güvenlik şemsiyesi bakımından hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya ve var olan ikili anlaşmazlıkları nedeniyle NATO içinde kalması, kendi pozisyonunu daha güçlü savunması bakımından çok çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi Finlandiya ve İsveç konusunda Türkiye 2-3 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamış olduğu üzere bir takım beklentileri doğrultusunda bu aşamada bu iki ülkenin genişlemesini bloke etmiş durumda. Türkiye'nin burada çok derece haklı ve meşru talepleri var. Bu talepler özünde bu ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerine yeterince eğilmemesi, yeterince bunları önemli görmemesinden kaynaklanıyor. Buna ilave olarak işte bir silah ambargosu var, iade taleplerine cevap alamıyor Türkiye. Bunun gibi zaten zaman içerisinde ikili düzeyde sorun haline gelmiş bir grup şikayet var. Şimdi Türkiye NATO üyesi olmanın vermiş olduğu stratejik üstünlükle bu süreci kendi lehine kullanarak bu ülkeler üzerinde bir baskı unsuru oluşturmuş durumda ve bu da doğru politika. Ama burada iki belki ilave gözlemde bulunmak lazım. Bir tanesi buradaki asıl mesele İsveç'te, Finlandiya ile değil. Bu iki ülkeyi birlikte o anlamda değerlendirmek de çok doğru değil. Muhtemelen daha hani kısa vadede Türkiye'nin Finlandiya'ya yeşil ışık yakmasını beklemek lazım. Ama İsveç'te sorun daha bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Ama burada da yapılması gereken kanaatimce bu işi biraz artık kamuoyu önünden çekip diplomasiye şans vererek diplomasi üzerinden halletmek. Çünkü her şeyi kamuoyu önünde konuştuğumuzda hükümetlerin geri adım atması da zor oluyor. Bu tabii İsveç hükümeti bakımından da geçerli. Onun için Türkiye'nin istediğini elde edebilmesi için biraz burada diplomasiye şans vermesi ve bu tartışmayı kamuoyu önünde yapmaktan bir süre için imtina etmesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum.